Herkes Antika Kasap YouTube kanalına ne onlar? Dediğim gibi Karşıyaka'daki antikacılar, koleksiyoncular, ustalar, üstadlar serimize hala daha devam ediyoruz. Ethem Cesur abinin yanına geldik. Para, pul. Devamı vardı. Hatta başta sordum. Bunların koleksiyonunu yapıyor. Şimdi gidelim o zaman. Tamam, Mimi tanıyalım. Ne biriktiriyor, ne koleksiyon yapıyor, onları bir öğrenelim. Nasılsın, hayırlı işler? Sağ olun, teşekkürler. Hoş nasıl geldiniz. Nasıl abisin? Sağ olun, sağ olun. Ethem abim 3P'li. 3P ne abi? Para, pul, plak. Plak. Harika olacak inşallah. Ethem abi, seni bir tanıyabilir misin? Ben Ethem Cesur. Yani yıllardır uğraştığım bir para aşkı. Parayı seviyorum. Parayla ilgili koleksiyonları yapmayı. Yani tamamlamaya çalışıyorum aynı zamanda. Emekliyim. Emekli olduktan sonra dedim böyle bir iş yeri. Yani hem koleksiyonumu tamamlarım. Hem gençlere örnek oluruz. Yani malzeme konusunda. Paraların, pulların, plakların, malzemeleri ağırlıklı. Ve para koleksiyonumu aynı zamanda tamamlamaya çalışacağız inşallah. Ethem abimi ilk videoda, ya videoda derken Karşıyaka ayda bir kere kurulan bir pazarına denk geldiğimizde Ethem abimin tezgahına geldim. Hatta lambayı görünce aklıma geldi. Ethem abinin yanına yanaştım ya, o kadar sıcak bir kanlı bir esnaf böyle. Evet. Bilgi vermeye çalıştın hemen, işte abi bu nedir, bu nedir filan. Hatta Ethem abiden uzaklaştım, ben dedim ki işte esnaf. Yani evet. Esnaflığın yüzün çok güzel abi. Tanıtmaya çalışıyorum tabii aynı zamanda, yardımcı olmaya çalışıyorum. Tabii ki canım. Yani. Ya şimdi gençlerde zaten çok fazla bir yönü yok. Yani bu koleksiyon yönüne dayanan yok. Ama bilgi almak isteyenler de Ethem abi her türlü yardımcı oluyor abi. Aynen. Ethem abi nereden geldi bu hastalık? Ha, hastalık dediğim yolu şey yani, hepimizde var. Uzun yıllardır ya uğraştığım, severek yaptığım. Yani hem bir yandan çalışıyordum, bir yandan da arayış içindeydim. Tamamlamaya çalışıyordum koleksiyonumu az çok. Kaç yaşında başladı abi bu iş? Vallahi çocukluk yaşlarda diyebilirim ya. Yani o zaman imkanlarla yavaş yavaş böyle. Tabii. Sonra biraz daha da bilinçleniyorsun. Yani. Daha da ayrıntılara giriyorsun. Ya amacım işte hem gençlere aşılamak. Çok güzel gelen müşterilerim var ailece. Çocuklar afacan böyle, her yeri kurcalıyorlar, tam anlamaya çalışıyor. Hoşuma gidiyor onların hareketleri, yani sevgileri. Yani ne, rahatlıyorlar herhalde buraya geldiklerinde. İşte karışmıyorum. Seçiyorlar, alıyorlar, karıştırıyorlar. Ya şey olarak şimdi yeni nesilde zaten şu an işte Z kuşağında biraz daha elektronik ortam var. Yani eskiden şöyle bir şey, ben 40 yaşındayım, siz kaç 50 yaşındayım. Yani 10 yaşındayım. Bizim zamanımızda elektronik ortam olmadığında illaki bir şeyleri kullanıyor. Yani ilkokulda ben 94 senesinde mezun oldum. Hmm. Bizim de o zamanlar kızlarda peçete koleksiyonu vardı. Ya ne kadar keyifli, ne kadar zevkli bir şey. Aynen. İlk paradan başladın Ethem abi sen. Yoksa pul mu? Para ağırlıklı ya. Parayla ilgiliydi. Parayla ilgili ve paranın yanı sıra şu gördüğünüz saatler. Yani çocukluğum saatçılıkla başlamıştı benim aslında. Oradan bir şeyim var, sevgim var. Yani eskiye dair ne varsa aslında seviyoruz yani. Bu işiyle ilgilenenler hepsi bunun için. İzmir'e yerlisiniz abi. Yoksa Aydınlıyım. Aydın'dan yani. Akraba çocuğu. Aydınlıyım. Yani Yugoslav göçmeni. Aydın'da doğma büyüme. Rafineriden emekli oldum. Karşıyaka'da böyle bir mekana giriştik bakalım hayırlısıyla. İnşallah. İnşallah güzel olacak. Oturacağız. Abi, olur. Esnaflıkta insanların da beklediği yönü şu. Güler yüz. Evet. Bunun da bilincindesin. Yani düşün bak, ben seni 3 ay önce orada gördüğümde ben bunu söylediysem. Evet. Yani seni tanımadım halde. Şu an mesela yeni tanıştık ama o gün bile tanımadım halde. Ya adamın derim esnaftan abi, güler yüzüne bak. Yani karşıdaki insana bir şeyler hitap etmek istiyor. Evet, bir şeyler tanıtmak istiyor. Burası yürür gider abi. Ya güzel insanlar ya. Yani sen güzel olduktan sonra, iyi niyetli olduktan sonra güzel ilişkiler oluyor arada yani. Hatta geçen pazara gitmedik, orada bir soğuk falan vardı. O aile geldi buraya, bizi arıyor, merak etmişler yani. Çocuklarıyla da ilgilendiğimiz için mesela yani aşılanıyor, sevdiriyorsun bu işi. Tabii. Onların da hoşuna gidiyor. Ya ben İzmir'de şunu gördüm abi. Yani Cemal abi, Allah razı olsun, sizlerle tanıştığım abi. Güzel esnaflar. Evet. Yani tanıştıkça zaten insanın çevresi genişliyor. Senin de dediğin gibi yani sohbet, muhabbet, iyisen sana herkes iyi. Ama karşıya kadar ben bir ay öncesine kadar böyle bir sokağın olduğunu bilmiyorum. Yeni çoğalıyor. İnşallah biz örnek olacağız. Aynen. Çok güzel arkadaşlar burada dükkan tutmaya çalışıyorlar. İnşallah. Yani hep şey olmayacak yani kızlar arası. İnşallah karşıya kadar şu sporçuların içine de. Tabii canım. Ya tam oradan bahsedecektim. İşte Balıkali'nin arka tarafı. Mesela orayı da çok fazla bilmiyorum ama geçen gittiğimde ben o taraftan çok fazla bilmiyorum. Tutulmadı galiba orası. Biraz yine kaçtılar kızlar arası herhalde. Yine aynı konuya geliyoruz abi. Esnaflık. Güler yüz. Ya benim de içimde
Güven çok önemli olay. Tabii. Yani bu olayda güven ver, yani güvenecek insanlar size yani. Güvenmediğimiz zor. Şimdi böyle bir hikayeyi anlatayım hemen. Manisa'ya gidiyordu, perşembe günleri açıyordum orada sergi. O kadar güzel çevre oluştu orada. Güzel insanlar, güzel bir sürü gençler aşıladım orada. Aynen. Burada beni arıyorlar. Her neyse orada arkadaşım biri bana antikalarla ilgili bayağı bir yardımcı oldu. Güzel koleksiyonlarını verdi bana. Benim kazanmamı istedi. Bana güvendiler o kadar antikacın içinde. Ki geçen sene rahmetli oldu arkadaş, öldü. Allah rahmet eylesin. Bir yıl sonra abisi buldu bana bütün malzemesini, bana vermek istedi yani. İlle dedi seni yanmış, bunları Ethem abim görsün, ilgilensin, bana teslim et diye. Geçen çok şey oldum yani, duygulandım o işte. Yani her zaman işte dediğim yani. Gibi, yani biraz da güvenecek insan yani, alışverişte, kişilikte. İnşallah böyle gider, böyle olur. İnşallah. Ya herkese de tavsiyem olur şu konuda. Ya iyilikle hiçbir zaman şey döndürmez ama. Çünkü 2010'dan beri ben de bir pazarın içinde bir müşteri ürünü sattım yani bilgisayar bile olsa arızalı alıp. Evet. Bana bu parça geri gelmiyordu. Yani karşıdaki evet. insan ilgilenir. Evet. Ama bunun arızalı olduğunu satarak söyledikten sonra zaten karşı taraf sana daha çok ilgi gösteriyor. Aynen. Bir şey alacaksan ilk önce seni buluyor. Yani paraysa kafada kim var? Ethem abi. Evet. Önerilirsin. Arayırsın. Bir pazarındasın, Manisa'dasın. Yani şimdi iyi kötü bu videolarla da sadece İzmir kalmayacak. Evet. Yani Karşıyaka'yı burada bir genişleteceğiz. İnşallah. İşte ilerleyen zamanlarda gelecekle ilgili alakalı şeylerimiz var. Karşıyaka Belediye'nde bir yardım olursa daha güzel bir yerlere geleceğiz. Daha tanıtımlı olur, daha büyük düşünülür. Çünkü şimdi biz ufak tefek yani böyle sizin gibi güzel esnaflara geliyoruz ama böyle bir esnafları belediye gördüğünde ya da bir devlet yetkililerine gördüğünde ya bakalım İzmir'de böyle güzel düzgün esnaflar var. Bunlarla beraber bir projeler yapalım. Bu projelerin içine de sizlerle beraber tabii ki gireceğiz. Çünkü benim tek başıma gidecek bir şeyim yok. Yani sen, Cemal abi, diğer arkadaşlar herkese böyle yani olay satış olmasa da ya tanıtımı güzel olacak. Çünkü ben daha dışarıya çıkmadım. Hiç İstanbul'a falan gitmedim. İstanbul'da çok şey diyorlar. Ama ilk önce bir İzmir'e bir kalkınlara bakalım. Aynen. Ondan sonra dışarıya gideceğiz. Koskoca arkadaşlar, üniversite bitirmiş arkadaşlar pulu bilmiyor ya, pul. Ya şaşıyorum böyle, tanıtmaya çalışıyorum, üzülüyorum. Yani para, pul. Yani bilmiyoruz geçmişimizi veya pulun ne olduğunu bilmemek ne demek ya? Hayret kaldım vallahi. Yani onu anlatmaya çalışıyorum orada. Tabii ki canım. Ya biraz da işte gençlerimizle ben buna bazen şey yapıyorum, videolarda hep söylüyorum. Araştırma olayı çok fazla yok. Araştırma şu an her şey yerinde. Geçen günlerde güzel bir kitaplar denk geldi bana da burada canım. Eski. Bayağı bir eski Mozart'la alakalı bir şeyler. Bir baktım belki bir çuvala yakın şey. Fransız ve Yunanistan'dan gelme şeyler, postalar. Efemeralar işte dedik. Efemeralar, yani. Onları da çektik ama bunları araştırarak yani ilk zamanlar ben de bir kitap baktığım zaman tarihlere bakıyorum. Ne kadar eskisi o kadar uzun ama kitabın ne olduğunu bilmiyorum. Ama merak çok yani fazla. Araştırmacı olmak. Onun içine girmek lazım. Yani ben de 40'ımdan sonra YouTube'a video çekmeye başladım. Güzel, çok güzel. Yani insanlar, tebrik ediyorum. Tabii güzel, kendini uğraşmak. Geliştir. 2010'da işte hurdayla başladım. Çöp teneksiyle başladım ben işte. Bit pazarına geçtik, Antika'ya geçtik. YouTube'u takip ederek buralara geldik. Ama güzel bir şey yakaladım diyorsun inşallah. İyi olacak. İnşallah sizlerle beraber daha güzel yerlere girecek. Ya dediğim gibi olay İzmir değil sadece. Tüm Türkiye'de İzmir'de bir böyle antikayı, işte retro ürünleri, koleksiyon ürünleri, sizin gibi ustaları her yere tanıtmak. Çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her zaman beklerim. Her zaman geleceğiz. Zaten pazarlarda da karşılaşacağız. İnşallah. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler.